Can Dursun YouTube kanalından herkese sevgiler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Birinci önelemeden başlayacak iki ekip Zalgiris ve Sutruga. Onlar kendi aralarındaki maçını oynayacak. O ikili eleme turunun geçeni yani galibi Galatasaray ile eşleşecek. Zalgiris ile Sutruga 12 ve 19 Temmuz e, tarihlerinde oynayacak ilk maç ve rövanş şeklinde. İlk maç 12 Temmuz'da, rövanşı 19 Temmuz'da. Hemen ardından ikinci önelime turuna geçen ekip 25-26 Temmuz'da Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray eğer bu turu geçerse 3. önelemeyi 8-9 Ağustos'ta, onu da geçerse 22-23 Ağustos tarihlerinde playoff oynayacak Galatasaray. Peki o zaman şöyle Struga'yla Zalgiris'i bir tanıyalım ama onun öncesinde anonsumu yapayım ben. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Makedonya Ligi şampiyonu Struga'yla başlayalım. Milli herhangi bir oyuncusu yok. Yaş ortalaması 27. 4 milyon euro bir kadro değeri var. Instagram'da 4291 takipçisi var. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray'la böyle bir karşılaşma yaptığınızı düşünün yani şu an konuşamadım bile. Ee, Galatasaray'ın yani 12 milyon falandı ben öyle biliyorum yani. Ee, Galatasaray'ın ben çok rahat geçeceğini düşünüyorum bu turu ancak rehavete kapılırsa takım geçmişte neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Struga'yı tanımaya devam edelim. 2018-2019'da çıktılar lige. Geçtiğimiz sezonda Makedonya Ligi'nde şampiyon olarak tamamladılar. Bu da ilk şampiyonluklarıydı zaten. Gostivar Stadyumunda oynuyorlar maçlarını. Bin kapasitesi var bu stadyumun. En değerli oyuncuları Kiyosevski, Boşku ve Uppa. Üçünün de değeri 300 bin euro. Geçtiğimiz sezon en yakın rakipleri Şukupi'ye 10 puan fark atarak şampiyon oldular. 68 puanla bitirdiler ligi. Takımın tam adı Struga Trimellum. Forvetlerine dikkat çekmek istiyorum ben. Forvetleri tecrübeli bir gol makinesi. Besart İbrahim'i 36 yaşında oyuncu. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 19 gol 6 asisti var. Yani takımda en dikkat edilmesi gereken birinci oyuncu bu. Şimdi ikinciye geliyorum. 10 numara Şabani. 29 maçta 12 gol 6 asisti var Şabani'nin de. Bu iki isme dikkat edilmesi gerekiyor. Teknik direktörleri Duro. Genel kariyer olarak baktığınız zaman tercihi 4-2-3-1 ancak Struga'yı 5-3-2 oynatıyor. Yani e, İbrahim'i Forvet'te genelde değişilmez isim. Yanındaki isim ara sıra değişebiliyor. İki merkez orta saha oynatıyor. Önlerinde işte on numara o. Daha deminki bahsettiğim isim Şabani. Baktığınız zaman takımın savunma yürü çok yüksek. Zaten ligin en az gol yiyen takımı. 19 gol yemişler geçtiğimiz sezon. 53 gol atmışlar. Ligin en çok da gol atan ikinci takımı. Yani baktığınız zaman şampiyonluğu getiren en büyük etkenlerden bir tanesi. Rakiplerine göre çok daha az gol yemiş olmaları. 2018-2019'da ligi ilk çıkıyorlar. Ee, 10. sırada bitiriyorlar. Sonraki sene 3. oluyorlar. 2021-22'yi 6. olarak bitiriyorlar. Ve bu işte hemen geçtiğimiz sezonu da son sezonu da şampiyon olarak tamamlıyorlar. Yani 4 senede bu yükseliş ben gerçekten e, tebrik ettim. Açıkçası Makedonya Ligi'nin yeni yükselen ekibi diyebiliriz. Yani 2018-2019'da lige çıkıp e, neredeyse 4 sezonda böyle bir başarı yakalamak Gayet iyi ben e, önümüzdeki yıllarda da Makedonya liginde e, Bol bol şampiyonluklar elde edeceklerini Düşünüyorum yani 4 senede böyle bir yapılanma Geçiren bir takım ilerleyen dönemlerde Şampiyon olmaya da devam eder Bana göre Zalgiris Vilnius'a geçelim Zalgiris dediğimiz zaman yani herkesin aklına o basket takımı geliyordu Ancak e, artık Zalgiris Vilnius'u da görmüş, öğrenmiş olduk. Biraz daha böyle detaylıca tanıyalım o zaman. 2005-2006'da Litvanya 1. Liginde mücadele etmeye başladıklarında ilk 2 sezonu 4. bitiriyorlar. Bir sonraki sezonu 6. bitiriyorlar. Sonraki sezonu 3. tamamlıyorlar. Bakın şimdi dikkat çekici kısım geliyor. Sonrası ya 1. ya 2. Daha alt bir sıra yok. 10 kere Litvanya Ligi şampiyonu olmuşlar. Litvanya kupasını 14 kere almışlar. Litvanya süper kupasını 8 kere almışlar. Yani adamlar Litvanya'nın Galatasaray'ı. LFF stadyumunda oynuyorlar maçlarını. 5000 kapasitesi var stadyumun. Daha deminki e, takıma baktığımız zaman, Sturga'ya göre baktığımız zaman onların bindi. ise böyle bir kapasite artırımı yaşadık. 5000, binden 5000'e atladık. Mücadele ettikleri ligde yalnız e, bizim liglerimize göre daha az takım var. 10 takım var Litvanya liginde. Takımın baktığınız zaman Zalgiris'in 8 milyon euroluk bir kadro değeri var. Asımnit en değerli oyuncuları 550 bin euro bir değeri var. Stoper bu isim. Takımın yani en değerli oyuncusu stoperleri. Ama baktığınız zaman zaten takımın e, fiyat olarak ortalaması yaklaşık 450-500 bin euro civarı. Yaş ortalamaları 26. Center forları Oyevusi takımın hem en çok gol atanı hem de en çok... Asist yapan oyuncusu, 7 gol 4 asisti var. Ön liberolarına dikkat çekmek istiyorum. Ben kendi e, en skorerler arasında 3 gol 3 asisti var. Teknik direktör Vladimir Cheburin, e, 2021 yılında getirildi takımın başına. Genel olarak baktığınız zaman e, 4-4-2 oynatıyor. Ancak Zalgiris'te karışık sistem. 4-4-2 de oynatıyor, 4-3-3 de oynatıyor. Şimdi iki ekibi de baktığımız zaman, e, siz hangi ekibin tur atlayacağını ve Galatasaray'ın rakibi olacağını düşünüyorsunuz. Yorumlara yazın. Yorumlara bekliyorum. Şöyle sosyal medyaya gene baktığımız zaman 11.9k takipçisi var. Ee, gene yarışabilecek bir durumda değil. Ya kalite olarak söylüyorum. Yani Galatasaray'ın e, yanına yaklaşabilecek ekipler değil. E, güncel ülke durumları nedeniyle yani onların ülkesinde değerli takımlar bu şekilde. E, Galatasaray çok büyük bir marka. Galatasaray'ın ben bu turu çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Ancak tekrar altını çiziyorum. Rehavete kapıldığı zaman takım Geçmişte yaşanan çok büyük e, facialar var. Çok büyük e, hayal kırıklıkları var açıkçası yani. Bir anda kaybedilen turlar var. Trömsa var 2005-2006'da. E, o yüzden dikkat etmek lazım. Biri e, liginin şampiyonu, diğeri ligini ikinci olarak bitirmiş ama tam bir istikrar abidesi. Son yılları hep ya birinci ya ikinci. E, kupalarla dolu bir geçmişi var açıkçası baktığımız zaman e, Zalgiris'in. Struga da kendi ligine göre çok iyi bir takım. 4 senede bence buraya gelmeleri çok iyi iş. Gene söylüyorum Galatasaray'ın bu turu çok rahat geçmesi gerekiyor. Galatasaray ilk maçını 25-26 Temmuz'da oynayacak. Eğer geçerse turu 3. eneleme 8-9 Ağustos'ta. Eğer 3. önelemeyi de geçerse 22-23 Ağustos'ta Galatasaray Playoff oynayacak. Galatasaray 25-26 Temmuz'a kadar hani hatta o zaman geç bile e, Temmuz'un ilk haftasında Avusturya'da yapacağı kampa kadar e, forvet ve solbek transferini bitirmesi gerekiyor. Icardi konusunda ben o tarihe kadar bitebileceğini düşünmüyorum. E, ama yedek forveti Galatasaray en kötü bitirir. Şimdi baktığınız zaman Barış Alper Yılmaz çıksa da olur ancak takım bir otursun. Yani takımın bir oturması gerekiyor. Ben Barış Alper Yılmaz'a güveniyorum aslında. Sol bekte Kazımcan çıksa da olur bu turlarda. Galatasaray yönetimi inceleyip sık takıyor transferde. Acele edeceğini düşünmüyorum ama Kampa'da oyuncuların yetişmesi gerekiyor tabii ki de. İkinci ön eleme turunu geçtiğini diyelim. Üçüncü ön eleme turu biraz daha işler zorlaşıyor. Playoff zaten sıkıntılı. Yıllardır playoff'u geçebilen bir Türk ekibi yok. O yüzden Galatasaray'ın gayet işi ciddiye alıp hiçbir şekilde rehavete kapılmayıp İkinci eleme turunu geçip şampiyonlar liginde adım adım ilerleyip gruplara kalması gerekiyor. Güzel bir gelir elde edecek, ee, çok yüksek maaşlı oyuncular konuşuluyor. Zaten haberlerde de veriyorum, Hani her gün video atıyorum sizler için. Ee, bu oyuncuları takıma getirebilmeniz için şampiyonlar ligi şart bana göre. Yani e, sizin baktığınız zaman stadyumdan gelirleriniz Türk lirası üzerine, ee, işte store gelirleriniz Türk lirası üzerine. Sponsorlar üzerinden gene baktığınız zaman TL yabancı bir sponsor getirirsiniz dolar euro üzerinden okey. Ancak e, oyuncuların maaşları dolar euro yabancı oyuncuların. Icardi için 9 milyon euro konuşuluyor aktarmıştım en son bilgileri. Yani Şampiyonlar Ligi olmadan bu tarz bu kadar yıldız oyuncular vesaire e, takımı uçuruma sürükler. Trabzonspor örneğini vereceğim yine. Trabzonspor geçtiğimiz sezon çok yüksek maaşlı bir kadro kurdu imza parası niyetine e, Dansville 2,5 milyon euro ya da dolar olması lazım. Bir maaş bağlandı. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı takım ve şu anki durum ortada. Tamam Galatasaray bu süreçte daha profesyonel hareket ediyor. Ancak önümüzde canlı süreçler, canlı yaşanmışlıklar var. Galatasaray mal varlığı olarak da e, şu anda hani en büyük kulüp mal varlığı olarak da çok büyük gelirler elde edecek mal varlıklarından. Fakat tekrar söylüyorum bu işlerin şakası olmaz. Geçtiğimiz sezonu ekside kapattı Galatasaray. Galatasaray'ın ne yapıp edip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması lazım. O zaman daha çok yıldız transferleri de konuşacağız sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.